Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, sayın bakanlarım, Türk uzay ve havacılık sanayinin çok değerli temsilcileri, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, hepinizi sözlerime başlarken saygıyla selamlıyorum. Ülkemizi havacılıkta kendi kendine yeterli ve geleceğin lider ülkelerinden biri konumuna taşımaya yönelik çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz önemli bir hamlesini başlatmak üzere bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki bilimsel ve teknik çalışmalar, özellikle gelişmiş ülkelerin en öncelikli olarak ele aldıkları konuların başında gelmektedir. Dünyanın ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerine bakıldığında, bu ülkelerin çoğunun ekonomik gücünde havacılık sanayinin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Çünkü katma değeri çok yüksek söz konusu ürünler, ülkelerin ekonomilerine başlı başına kendileri tarafından çok önemli kazanımlar sağlamakla sınırlı kalmayıp, diğer sektörleri de yüksek bir çarpan etkisiyle desteklemekte, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde öncü rolü oynamaktadır. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, savunma sanayi alanında uçak, helikopter ve benzeri ürünlerin üretimine yönelik kat ettiğimiz mesafeler, havacılık sanayinde uçak motoru parçaları dahil olmak üzere birçok ürünün üretiminde dünya ölçeğinde firmalarla kurulan stratejik ortaklıklar, montaj deneyim ve yetkinliklerimiz, üniversitelerimizin ve TÜBİTAK başta olmak üzere araştırma kurumlarımızın kapasitelerindeki gelişmişlik, nitelikli insan gücümüz gibi hususları göz önüne aldığımızda, kendi özgün uçağımızın üretimine yönelik olarak ülkemizde önemli bir kapasitenin bulunduğu görülmektedir. Havacılık sektöründeki firmalarımız, uluslararası normlarda tasarım ve üretim yapabilecek kabiliyete ulaşarak, küresel pazarın büyük oyuncuları için kritik teknolojileri tedarikçileri konumuna gelmişlerdir. Bugün mevcut altyapısı ile havacılık teknolojilerini ve kendi özgün havacılık ürünlerini geliştirebilen bir ülke konumuna gelmiş durumdayız. Yerli uçak projesi bütün bu gelişmelerin sonucu olarak gündeme gelmiştir. Artık bu alanda yetkin bir üretici firmanın koordinasyonu ile bütün bu kapasitelerimizi bir araya getirmenin ve ortak bir sinerjiyle kendi özgün uçağımızı üretmenin zamanı gelmiştir. Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızla ilgili bazı diğer bakanlıklarımızla yürüttüğümüz bu proje çerçevesinde havacılık ve uzay alanındaki çalışmalarımızda askeri ve sivil kapasitemiz de dahil bütün kapasitelerimizi birleştirecek ve inşallah havacılık sanayi alanında sürdürülebilir bir ekosistemi ülkemizde kuracağız. Sayın Başbakanım, değerli misafirler, yapılan araştırmalarda dünya sivil uçak pazar beklentilerinin önümüzdeki yıl 20 yıl içinde ikiye katlanacağı, 32 bin lira 37 bin arasında yeni uçağa ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Bu sayının %40'ını eski uçakların yenilenmesi ve yaklaşık geri kalan %60'ını da filoya yeni katılan uçakların oluşturması beklenmektedir. Havacılık sanayi dünya ortalama büyüme endeksinden daha fazla bir büyüme gösterecektir. Ve dünyada önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 5 trilyon doların üzerinde bu firmaların bir gelir sağlayacağı tahmin edilecektir. Türk Hava Yolları başta olmak üzere sivil havacılık şirketlerimizin kat ettiği büyüme, ülkemizin ambulans uçak, yangın söndürme uçağı, sahil güvenlik uçağı, askeri nakliye uçağı, kargo uçağı, özel jet gibi uçak türleri göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde bu alanda büyük bir talep oluşacağı aşikardır. Şu anda 55 adet havalimanımız faaliyettedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak havalimanları ile bu sayı daha da artacaktır. Bu havalimanlarından sadece İstanbul, Ankara gibi belli noktalara değil, diğer şehirlerin kendi aralarında da hava yolu ulaşımı sağlanması büyük önem arz edecektir. Seçtiğimiz uçak modeli ile hava taşımacılığında
çok sayıda şehirler arası bölgesel uçuşların önü açılacak, yeni uçuş rotaları oluşacak, yeni işletme modelleri geliştirilmesi sağlanacaktır. Çalışmalarımız üretilen uçağın kapasite, kalite ve fiyat yönünden uluslararası piyasada rakipleriyle sadece rekabet edecek değil, aynı zamanda tercih edilecek bir ürün olması yönünde olacaktır. Sayın Başbakanım, sözlerime burada son verirken, çalışmalarımıza bugüne kadar bize her türlü desteği veren ve yönlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Zat-ı Ali'nize, Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve diğer bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu çalışmanın sonuçlanmasında çok büyük katkıları olan Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ve Bakanlığımızın müsteşar ve tüm çalışanlarına, diğer tüm bakanlık çalışanları ve bu projeyi birlikte yürüteceğimiz Özmen ailesine teşekkür ediyor. Kamu ve özel sektör işbirliğinin en önemli projelerinden ve başarılı olacağına yürekten inendiğim yerli uçak üretimi projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Saygılar sunuyorum.